Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle birlikte yepyeni Dacia Duster'ı inceliyoruz. Hemen yanımda görmüş olduğunuz bu turuncu renkli otomobilin en önemli yeniliklerinden bir tanesi. Az önce de söylediğim gibi bu turuncu rengi Arizona turuncusu olarak geçiyor ve artık bu rengi de Dacia Duster'la beraber satın alabileceksiniz. Yenilenen bir otomobil, makyajlanan bir otomobil oldu Duster ve özelliklerini bu videomuzda bulabileceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, her zaman yaptığım gibi biraz aracın dış görünümünden bahsetmek istiyorum. İlk bakışta aslında ön tarafta çok fazla ciddi bir değişiklik yok ama şu ön ızgara kısmında daha önce Dacia'nın Sandero Stepway modellerinde gördüğümüz bir tasarım anlayışı hakim. En önemli farklılıklardan bir tanesi, yani yeni nesil bir Dacia ile bir önceki nesile baktığınızda aralarındaki en önemli fark LED farlar arkadaşlar. Artık ön ve arka farlar LED olmuş. Zaten ilk bakışta buradan anlaşılıyor. Burada böyle Y şeklini andıran ama tam da Y de değil ama uçları birazcık böyle bir kısmı yukarı bir kısmı aşağı doğru kıvrık bir Y şeklinde bir LED far bulunuyor. Bunun dışında bu ön kısımdaki bu şişirilmiş bu tampon kısımları da ve yine daha önceki modelde de karşımıza çıkan sis farı sistemi yine bu otomobilde aynı şekilde devam ediyor. Yani önden baktığımızda en önemli farklılıklardan bir tanesi hemen karşımıza çıkan şu LED farlar olarak bizleri karşılıyor. Yan tarafa doğru geçecek olursak yine aslında bu dodiklerde devam eden siyah çizginin biraz yukarıya doğru şurada kaslı bir yapı olarak da yine devam ettiğini görüyoruz. 16 ve 17 olmak üzere iki farklı jant paketimiz var. Bize gönderilen test sürümünde 17 inçlik 251-60 V17 lastikler kullanılmış. Oldukça da yeni bir otomobil bu arada. Sadece 200-250 kilometre yol yapmış bir otomobili test ettik. Yine dış tarafa devam edecek olursak bu gövde renginin dışında böyle bir gri renkli bir yan aynalar bizleri karşılıyor. Genelde otomatik falan değil, yani böyle manuel olarak kapatmanız gerekiyor. Otomatik bulunmuyor. Ama kör nokta uyarı sistemi olduğunu söyleyelim. Onu da ayrı bir pakette alıyorsunuz. Onu da altını çizmiş olayım. Yine tasarım anlayışı aslında baktığımızda daha önceki Duster'da da devam eden bu eski nesil kapı kollarını görüyoruz. Bu kapı kolları henüz değişmemiş. Aslında yenilerden gelse daha güzel olabilirdi. Ama bu şekilde olması özellikle bu aracın arazide kullanılacağı için çamurlanmasını vesaire engelleme açısından da önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında devam edecek olsak yakıt depomuz iç taraftan açılıyor. Yakıt depomuzun kapağı. Merak edenler için söyleyeyim. Arka tarafta kampana, disk mi diye belki merak edersiniz. Genelde sorulan bir soru bu. Arka tarafta da kampana şeklinde bir fren sistemi tercih edilmiş. Devam ettiğimiz zaman bu alt kısmında devam eden bu siyah ve gri tasarımlar yine arka tarafta da devam ediyor. Ve işte algılayıcılarımız var. Kameramız var. Kamerada yine plakanın hemen üst kısmında konumlandırmış. Bunların bir kısmı opsiyon, yalnız onu söyleyelim. O opsiyonları da zaman zaman videonun içinde neyin opsiyon neyin olmadığını söyleyeceğiz sizlere. Yine arka tarafta en önemli farklılıklardan bir tanesi, ki tasarım olarak çok büyük bir değişiklik yok, yine bir LED far. Y şeklinde bir LED far gelmiş. Bu en önemli farklılıklardan biri bu olmuş. Yani bir önceki nesil Dacia Duster'ı gördüğünüz zaman aradaki fark orta böyle biraz daha çukur gibi bir lamba tasarım vardı. Hatta eski bir fotoğraf bulup biz onu koyarız videonun içinde. Burada ise Y şeklinde LED farlar gelmiş. LED farlar daha bir şıklık ve güzellik katmış. Yine gri ve siyah karışımlı tamponun alt kısmı. Burada da devam ediyor tasarım anlayışı. Bunun dışında en önemli güzellik bence 548 litrelik bir bagaj hacmi. Bagaj gerçekten büyük. Onda çok fazla bir değişiklik yok. Şöyle açayım yeri gelmişken. Bagajımız bu şekilde. Çok büyük ve çok devasa bir bagaj bizleri karşılıyor. Bagajın içinde de böyle çeşitli şeyleri koymak için askılar vesairelerimiz var. Şurada mesela bir tane var. Bu bagajın bu kapağı istersek çıkartılabiliyor. Zaten standart olarak uygulanan bir özellik bu. Buraya böyle açtığımızda ise herhangi bir şey yok burada arkadaşlar. Burası boş bir şekilde duruyor. Yedek lastik ise arabanın alt kısmında konumlandırılmış. Daha önceki modellerde de öyleydi. Şurada bir gözümüz var galiba. Şurayı açtığımız zaman burada aracın, evet, burada bazı aksesuarlara ulaşıyoruz. Burada kiriko vesaire buraya konumlandırılmış durumda. Bunun dışında bagaj çok güzel. Özellikle bu otomobil böyle
dağ çıkışlarında, yayla çıkışlarında, Karadeniz bölgesinde çok tutulan bir otomobil. Ayrıca şantiyelerde çok kullanılan bir otomobil bu. Ve hani hem bagaj hacmi hem de 4x2 ya da 4x4 seçeneğinin olması, ki 4x4 özellikle dağ çıkışlarında, yayla çıkışlarında çok işe yarayan bir teknoloji. Versiyonun olması aslında önemli artılarından bir tanesi. Bizim bu test ettiğimiz sürüm 150 beygirlik 1.3 TCE motorumuz ve üzerinde de bir EDC otomatik şanzıman yer alıyor. Ve Duster'a uzun zamandan sonra ilk kez bir EDC otomatik şanzıman seçeneği de gelmiş oluyor. Evet, şimdi Dacia Duster'ın arka koltuğuna geldik. Arka koltukta oldukça iyi bir oturma ve yaşam alanı bizleri bekliyor. Şu anda ben 1.73 boyundayım. Gözlüğümü çıkartayım. Mesela tavandan 5 parmak çok rahat bir şekilde bir boşluk kalıyor. Bu şekilde tavanın açık renkli olması, koltuklar siyah olmasına rağmen içeride ferah bir his oluşturmuş. Yani önden arkaya kadar bütün tavan açık renkli. Bu da biraz daha böyle bir ferah bir his oluşturmuş. Ben onu sevdim. Arka taraftaki kalitede, malzeme kalitesi de yine plastik, ön taraftakine benzer bir şekilde. Arka camlar otomatik, en azından bu pakette bu şekilde geliyor. Bu en üst paket olduğunu söyleyelim bu arada. Öte yandan bu kol dayama var dedi. Kol dayamanın arka tarafında 2 adet tip A dediğimiz standart USB bağlantısı da var. Buraya işte telefon koyulabilir, tablet koyulabilir. Çeşitli cihazlarınızı veya farklı cihazlarınızı da yine buraya koyabiliyorsunuz. Şaft tünelini anlatayım isterseniz biraz. Şaft tüneli oldukça geniş, yani bir karıştan da büyük, mesela benim bir karışımdan da oldukça büyük, fakat çok yüksek değil. Yani 3 bilemediniz 4 parmak bir yüksekliği var. O yüzden hani orta tarafta oturan, mesela şöyle oturayım ben, şöyle oturduğum zaman oldukça hani herhangi bir sıkıntı olmadan uzun yolculuklarda burada yapabilirsiniz. Bu arada koltukların, bu hem yolcu hem de sürücü koltuğunun arka tarafında böyle cepler var. Bu ceplere bakalım, burada bir kağıtlar var hatta. Evet, burada bir şeyler kalmış. Onu da söyleyelim. Buralara bir şeyler koyabilirsiniz. İşte bilgisayardı, şuydu buydu. Koltuklar güzel. Arka taraftaki koltuklar da güzel. Asimetrik olarak yatırılabiliyor. Asimetrik olarak yatırdığınız zaman da hem bagaj hacmini büyütüyorsunuz hem de daha fazla eşya koyabiliyorsunuz. Bu arada arka tarafta bir çakmaklık var. Şu anda buradan bakınca görüyorum. Ama böyle enteresan bir yere yerleştirilmiş. Şöyle yan tarafta bulunuyor. Arka tarafın, yani yolcu kısmının arka tarafındaki koltuğun hemen arkasında bir çakmak girişinde olduğunu söyleyelim. Bunun dışında Isofix falan bağlantıları da var. Hem bu koltukta hem bu koltukta. Çocuk koltuğunda buraya bağlayarak da kullanmanız mümkün. Yani arka taraftaki yaşam alanı bu şekilde. Şimdi biraz sürüş deneyimine geçelim. Ondan sonra da videomuzu kapatacağız. Evet arkadaşlar, aracın dışını ve arka koltuklarını gördükten sonra şimdi içine geçtik. İçinde sevgili arkadaşımız Alperen bize yardımcı oluyor. Çünkü benim okumam gereken bazı notlar var. O notları okumam için de kendisi bana şoförlük olarak yardımcı olacak. Şimdi aracın önemli yeniliklerinden bir tanesi, aslında söylemiştik ama bir kez daha söylemekte fayda var. Arizona turuncu rengi gelmiş. Bu renk böyle kimi arabalarda biliyorsunuz bakır rengi olarak geçiyor. Kimisinde işte böyle bir Arizona turuncu rengi demişler. Biraz koyu bir bakır rengi olduğunu söyleyeyim. Şimdi iç tasarımdan biraz devam edelim. Madem ki iç ön tarafa geldik. Ön tarafta plastik. Şuralara komple plastik. Yani yumuşak bir şey yok. Yanlarda da benzer şekilde arkadaşlar plastik malzemeler kullanılmış. En önemli yeniliklerden bir tanesi Dacia'nın Sandero modelinde de karşımıza çıkan bu 8 inçlik multimedya ekranı. Tabii bu paketlerle falan geliyor. Onları da detay olarak videonun çeşitli yerlerinde size soracağız. Bu 8 inçlik dokunmatik ekran paketini isterseniz Apple kablosuz olarak Apple CarPlay'de alabiliyorsunuz. Normalde kablolu olarak Android Auto ve Apple CarPlay var ama kablosuz olarak almak için ekstra bir paket seçeneği olması gerekiyor. Onunla beraber alabiliyorsunuz ama kablosuz olarak olmasa da kablolu da gayet güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Dokunmatiğin falan hassasiyeti gayet yeterli. Aynen Sandero'da olduğu gibi bir step bed incelemiştik. Onun da linkini koyarım yine videonun içine. Gayet kolay bir şekilde kullanılabiliyor. Izgaralar üst kısma yerleştirilmiş. Bu üst kısımda ayrıca bir de böyle küçük bir ıvır zıvır koyacağınız bir gözde yapılmış. Böyle altına da kaydırmaz bir plastik malzeme var. Onun oraya koyduğunuzda kalemdir, ne bileyim gözlük falan gibi. Mesela koyayım ben şu anda gözlüğümü. Gözlük gibi şeyler burada
bakalım duruyor mu? Fena değil, duruyor. Yani güzel olmuş bu. Onun dışında aslında Dacia'da ve Duster'da daha önce gördüğümüz bu dairesel havalandırma ızgaraları sistemleri filan da aslında yine geliyor. Direksiyon biraz daha modern hale. Çok ufak tefek dokunuşlar gelmiş. İşte ne olmuş? Mesela hız sabitleme sistemi gibi özellikler artık direksiyondan yapılabiliyor. Biliyorsunuz yakın zamana kadar bu böyle değildi. Renault ailesinde olduğu gibi orta konsoldaydı. Burada bir şeye gelmiş. Orta konsol demişken biraz ondan bahsedeyim. Daha önceki Duster modellerindeki bu tuş takımları falan burada da var. Bu klima kumandaları ki ilk önce aslında Duster'la gelmişti bunlar. Sonra Clio'ya da geçti. Sonra Step Bay'de falan, Sandero Step Bay'de falan da gördüğümüz işte tuşlar falan burada da var. Böyle metalik, güzel, şık tasarımlar var. Alt kısmı indiğimiz zaman burada iki tane, bakalım şurada. Evet, bir tane bardaklık, bir de böyle telefon koymaya yerimiz var. O yerde telefonumuzu koyabiliyoruz. İki tane USB normal tip A çıkışımız var. Bir tane çakmak girişimiz var. O iki tane USB'yi olmuş. Orta konsol otomatik vites olduğu için hani bir vitesle ilgili başka bir şey yok ama vitesi manuelde kullanabiliyorsunuz. Sola doğru çekip ileri ve geri M zaten var orada. O şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu arada vitesten de bahsedeyim. Daha önce Renault'un farklı modellerinde de karşımıza çıkan EDC şanzıman var burada. X-Tronic değil, biliyorsunuz Clio'da X-Tronic vardı. Hatta Sandero'da X-Tronic versiyon vardı. Biz onu test etmiştik. Buradaki EDC. Bu da işte çift kavramalı bir şanzıman sistemi. O da Renault'un uzun yıllardır kullandığı bir şanzıman. Bir yakıt tarafına bakacak olursak, şimdi aracımız çok yeni olduğu için, 0 kilometre olduğu için yakıt tüketimini birazcık verdiği rakamlar yüksek. Açık söylemek gerekirse 10 litreye yakın bir değer biz gördük testlerimizde. Ama söylediğim gibi rodaj süresinde olan bir otomobil için çok hani rakam konuşmamız çok net ve doğru olmayacaktır. Ama şehir içinde bu otomobil benim tahminlerim 7-8 arasında yakar diye düşünüyorum. Çünkü benzer özelliklere sahip, iki motordan da birazdan bahsedeceğim. Bunun dışında orta konsola devam edelim. Burada böyle küçük bir yuva var. Buraya bozuk para mı konur? Artık ne olduğunu anlayamadım. Hemen vitesin alt kısmında bulunan bir bölüm var. Bunun dışında iki tane bardaklık da burada var. Bu bardak burada çeşitli şeyler koyabiliyoruz. Bu arada kartımız burada. Anahtarsız giriş sistemi var. Bu da bir opsiyon. O opsiyonu aldığınız zaman belli paketlerde var. Böyle bir anahtarsız giriş sisteminiz oluyor. Start and stop olduğunu da belirtelim. Bunun dışında bir de böyle bir kol dayamamız var. Çok büyük değil kol dayama. 1.1 litrelik bir kapasitesi varmış. Teknik verilerde öyle yazıyordu. Koltuklar çok güzel. Onu beğendim. Yani Clio'da da karşımıza çıkan bu şekilli koltuklar yine burada da var. Koltukların bel dayaması da var. Çok da o da şık olmuş. Özellikle şoför tarafında var bu bel dayama desteği. Onu da detaylarda sizlere gösteririz. Bunun dışında işte tüm camlar otomatik, yani 4 camda otomatik belli paketten sonra geliyor. Oldukça da büyük bir torpido gözümüz var. Ama buralarda da komple plastik zaten. Onları da söylememize gerek yok. Üst tarafa geldiğimizde ayrı ayrı açılıp kapanabilen hem yolcu için hem de sürücü için lambalarımız var. Şurada bir passenger airbag yazımız mevcut. Buradan açıp kapattığımız zaman onu kapatabiliyorsunuz, yolcu airbagini. Mikrofon tarafında sürücünün olduğu yere konumlandırmışlar. Buradan telefon görüşmesi yaparken, yani Bluetooth olduğu için buradan yapabiliyorsunuz. Bunun dışında sürücü tarafında da 4 tane kapının kumandaları yer alıyor ve çeşitli ayarlarda yine sol tarafta mevcut. Öte yandan şimdi gelelim motor tarafına, motor seçeneklerine. Şimdi Renault bu otomobilde temelde aslında 3 tane farklı motor var. Bir tanesi 1.0 turbo 90 beygir, bir tanesi 1.3 turbo 150 beygir, bir tanesi de 1.5 DCI, anladığınız üzere dizel. Bu bizim test ettiğimiz otomobil arkadaşlar EDC şanzımanlı olan, ki zaten bir tane var. O 1.3 turbo 150 beygirlik olan versiyon. Bu aslında bizim Renault Clio'da karşımıza çıkan bir motordu. Çok da sevilen bir motordu. Bu 150 beygir bayağı iyi bir ivmeleme sağlıyor. Onun da çok tuttuğunu belirtelim. Hatta Renault'dan arkadaşlar söylemişti bayağı bir tutan model olduğunu. Ama motorların farklı farklı varyasyonları var. Şöyle 1.0 turbo dedim, 4x2 var. 1.0 turbonun yine 100 beygirlik olan bir EcoG dediğimiz fabrika çıkışı LPG'li olan bir versiyonu var. İsterseniz öyle de alabiliyorsunuz. Bunun dışında yine 1.3 turbonun 4x4'ü var. 4x2'si var. Blue DCI dediğimiz bu 115 beygirlik dizel motorun sadece ve sadece arkadaşlar
manuel versiyonu var. Otomatik şanzımanı bulunmuyor. Onun da altını özellikle çizeyim. Bu arada iki farklı paket var. Comfort ve Prestige paketi olmak üzere iki farklı paket var karşımıza çıkıyor. Hemen hemen her modelin hem Comfort'u var hem Prestige'i var. Ayrıca bazı ek donanımlar da bu araçla beraber satın alabiliyorsunuz. Onun da altını özellikle çizmiş olayım. Şimdi neler var? Arka ve önde LED sinyaller olduğunu söyledik ki bu LED sinyallerle donatılmış ilk Dacia. 478 litrelik bir bagaj açmış söyledik. Onu zaten bagajda anlatmıştık ama bir kez daha altını çizelim. Fabrika çıkışı LPG özelliğimiz bulunuyor. İstersek şöyle donanımları da alabiliyoruz. Yani teknoloji tarafında neler var diye merak edenler olabilir. Koltuk ısıtma var. 360 derece kamera opsiyonumuz var. Kör nokta uyarı sistemimiz var. Mesela bu arabada var mı? Bu arabada da var mesela şu anda. Kör nokta uyarı sistemimiz de mevcut. Yokuş kalkış destek sistemimiz var. Otomatik yanan farlar var. Bu gibi teknolojileri de yine araçla beraber satın alabiliyorsunuz. Aslında epey de güzel teknolojiler var. Ama tabii böyle hani şerit takip, işte adaptif cruise kontrol gibi şeyler yok. Ama işte hız sabitleme gibi özelliklerin olduğunu söyleyelim. O zaten uzun yıllardır hem Dacia hem de Renault'da olan bir teknoloji. Şimdi bu opsiyon paketlerinden bahsetmek istiyorum. Söyledim ya, Comfort var dedik ve Prestige var dedik. Bir de Prestige Plus diye bir model de var. Onlardan da biraz bahsedeyim isterseniz. Opsiyonlarda işte Comfort'ta başka opsiyonlar var. Prestige'de başka ve Prestige Plus'ta başka. Yani hepsine bir şeyler alabiliyorsunuz. Tabii belli oranlarda. Şimdi ekranda ben onu bir göstereyim size. Ekranda göreceksiniz. O ekranda gördüğünüz tabloda hani hangi pakette ne alabileceğinizi siz de kendiniz göreceksiniz. Peki fiyatlar. Gelelim fiyatlara. Biliyorsunuz bu tip yeni lansmanlarda Renault şöyle bir strateji uyguluyor. Bir lansman fiyatı piyasaya sürüyor. Lansman fiyatı belli bir süre, genelde ay sonuna kadar ya da böyle bir 10-15 gün geçerli oluyor. Ondan sonra fiyatlar normal fiyatlara dönüyor. Şimdi bu versiyonun, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Duster'ın başlangıç fiyatı, lansman fiyatlarından bahsediyorum. Yani kampanya fiyatları geçiyor. Ekranda göstereceğiz onları. Comfort 1.0 turbo 90 beygirli 4x2 sürümün ve manuel vitestir bu. Başlangıç fiyatı 199 bin lira. Bayağı Renault fiyatı uygun tutmuş, onu söyleyeyim. Bu modelin hani EDC şanzımanlı en ucuz ben kaça alırım ya da bana kaça olur diye söylüyorsanız, bu modelin fiyatı ise arkadaşlar 229 bin liradan başlıyor kampanya fiyatı için, yalnız söylüyorum. Kampanya bittikten sonra otomatik vitesli en hani bazı modelin 241 bin lira olacak. 229 bin lira. Böyle dolu bir paket olursa, yani bunun için birçok teknoloji de var. Bunun üzerinde dolu paket olursa onun fiyatı ise 241 bin liradan başlayacak arkadaşlar. Yani 241 bin liraya bir iki paket daha var bunda. Bazı opsiyonlar da var. Hani 250 bin liraya falan yaklaşık olarak söylüyorum. Bu otomobili kampanya fiyatıyla alabilirsiniz. Kampanya bittikten sonra 254 bin liradan başlayacak fiyatı, opsiyonlar hariç söylüyorum. Çeşitli opsiyonlarla fiyatın bir 10-15 bin lira değişebileceğini söylemek isterim. En pahalı sürüm olan Comfort 1.3 Blue DCI 115 beygirin fiyatı ise 327 bin lira. Onun da kampanya fiyatı bu arada 259 bin liraymış. Çok iyi bir fiyat. Gerçekten. Dizel 4x4 manuelin fiyatı 259 bin lira. 4x4 yalnız. Lansmanla ikisinin arasındaki fark kaç bin lira dedin abi? 327 bin liste fiyatı. Lansman fiyatı 259 bin liraya düşüyor. 259.900. Bayağı fark ediyor. Bayağı yani bu kadar gerçekten fazla değil mi bu kadar fark? Bu kadar fark etmiş. Evet, burada bayağı fark etmiş. Mesela 4x2 olan muhtemelen vergi dilimi değişiyordur da o yüzden. Olabilir. 4x4'te biraz muhtemelen vergi dilimi uçuyor. Onu bayağı bir makul tutmuşlar. 4x2 dizelinden bahsediyorum. Normal fiyatı 241 bin lira. Lansman yani kampanyalı fiyatı da 229 bin lira. Ama bence bunu alacaksanız, otomatik alınırsa 229 bin lira gayet uygun bir fiyat. Bu C sınıfı olarak geçiyor aslında Duster, biliyorsunuz. Ve ülkemizde en çok satılan kendi kategorisinde araçlardan bir tanesi. Ve zaman zaman işte Qashqai da geçiyor. Bazen bu da geçiyor ama Duster'da çok satılan araçlardan bir tanesi. Ama tabii iç kalitesi birazcık pek C sınıfı gibi bir hissiyat vermedi bana. Ama böyle yani, ne yazık ki. Evet sevgili Teknoloji Oku takipçileri, Duster'ın bu hem kullanım deneyimi hem de iç mekan deneyimini anlattık. Şimdi son sözlerimizi söyleyelim ve videomuzu bitirelim. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Dacia Duster'ın, yenilenmiş Dacia Duster'ın özelliklerini anlatmaya çalıştık. Otomobil özellikle uygun fiyatı ve
EDC şanzıman desteğiyle aslında önemli bir noktada bulunuyor. Ciddi bir rekabet noktasında bulunuyor. Çünkü en azından hani daha düşük bir pakette alırsanız 229 bin liradan ya da kampanya fiyatı tabii bu şekilde 240 bin TL civarından başlayan bir otomatik şanzımanlı yüksek SUV bir otomobil sahibi olmuş oluyorsunuz. Bence rekabet anlamında çok ciddi iyi bir noktada duruyor. Özellikle dediğim gibi benzinli otomatik sürüm için bunları söylüyorum. Tabii ki 4x4 olan, dizel olan veya benzinli olan farklı farklı sürümleri de var aracın. Ve SUV tarafında baktığımızda en çok satan modellerden biri olduğu için otomatik vites seçeneğinin bu aracın elini güçlendireceğini söyleyebiliriz. Üzerine eklenen yeni teknolojiler, yeni donanımlar da yine otomobilin cazibesini de arttırmış bulunuyor. Dacia Duster ile ilgili bizim anlatmayı unuttuğumuz, sizin merak ettiğiniz sorularınız varsa yorumlar kısmında bizlere iletmekten çekinmeyin. Hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz. Elimizden geldiğince de yanıt vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağ takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda www.teknolojioku.com adresine de sizleri bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.